Çakır Bey Gayrimenkul'den herkese merhaba değerli dostlar. Bugün Efeler Mahallesi'nde size harika bir villanın, gerçekten emsalsiz bir villanın tanıtımını yapacağım. Villamız 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1. Ayrıca giyinme odaları bulunmakta. Her odada ebeveyn banyosu, alt katta bir oda bulunmakta sevgili dostlar. Şimdi gelelim böyle havuz başını, peyzajı tanıtalım. Dış cephede genellikle ahşap kullanılmış, dekoratif sıva çekilmiş, otomatik kepenk bulunmakta. Alttan ısıtmalıdır. Zeminden ısıtma vardır. İçeri doğru geldiğimizde değerli dostlar, peyzajı tanıtalım. Evet değerli dostlar, villamızın peyzaj alanında %50 seramik kaymayan zemin, otoparkta traverter mermer kullanılmış. %50 de yeşil alan kullanılmıştır. Havuz başına geldiğimizde gayet kullanışlı 40 metrekare bir havuz bulunmakta. Gerçekten de çok güzel yapılmış bir ev. Villamızda kamera sistemi ve birçok sistem ekstra yapılmıştır. Dış cephede komple aydınlatma bulunmaktadır. Beyaz ve antrasit renkten oluşan bir boya, otomatik panjurları mevcuttur sevgili dostlar. Burada ahşap bir masa bulunmakta. Üzerine bodrum bezi dediğimiz bir kamelya yapılmış. Gerçekten de çok güzel, şık dizayn edilmiş bir evdir değerli dostlar. Bu evimizin fiyatı 26 milyon TL'dir değerli dostlar. 500 metrekare arsa içerisinde Efeler Mahallesi'nde bulunan villamızın fiyatı 26 milyon TL'dir değerli dostlar. Burada harika bir barbekümüz var. Şurada dekoratif amaçlı bir şelale yapılmış. Gerçekten su sesi insanı rahatlatır. Şu an havuzda da sistem çalışıyor. Bu güzel villa yeni sahibini bekliyor değerli dostlar. Dış cephede kullanılan malzemenin ahşap olduğunu söylemiştim. Her bölgede aydınlatma aplikleri, havalandırma hatları bulunmakta. Isı yalıtımı yapılmış. Çok güzel peyzaj yapılmış değerli dostlar. Bahçe duvarları taş duvar, üzerine şöyle ferforje demirden bir korkuluk yapılmış. Bu da harika bir güzellik katmış eve. Evin içine, pardon, villanın bahçesine geldiğimizde çam ağaçları, zeytin ağaçları, palmiyeler, güzel bir dekorla böyle süslenmiş, gerçekten harika bir villa olmuş değerli dostlar. Buraya geldiğimizde burada dört cephe de açık olduğu için tam müstakil diyorum. Burası tam müstakil, bağımsız bir villa. Güzel bir peyzaj yapılmış, dekor demeyelim. Güzel bir peyzaj yapılmış. Bu da dikkat çekici. Villanın %50 dediğimiz zemininde traverter kullanılmış demiştik. Bunun yarısında seramik kullanılmış. Burada kapı girişinde aynı şekilde bütün hepsi ahşap, orijinal malzemeden yapılmıştır. Normalde ahşap girişleri dış cephede fugalı sistemle yapıyorlar. Üstünü boyuyorlar. Nasıl diyeceksiniz? Yan tarafı gösterebilir misin? Yan tarafta aynı şekilde ahşap modelleri var. Lakin bu ahşap modelleri fugalan yapılmıştır. Yani köpükten yapılmıştır. Üzeri boyanmıştır. Burada bu binada kullanılan ahşapların hepsi orijinaldir. Yapay değildir. Burada girişte de tavanda kullanılmıştır. Şimdi villamızın içine geçmeden önce kapı bölümünü de tanıtayım. Bu firmanın daha önce villalarını tanıtmıştık, çekimlerini yapmıştık. 22-23 milyona. Bundan 4 ay önce satışları da olmuştu. Gerçekten kalite tesadüf değildir. Bu arkadaşların, bu inşaat firmasının da gerçekten işçiliğini beğeniyoruz. Malzemeleri kaliteli ve yaptıkları zamanla hemen satılıyor değerli dostlar. Evet değerli dostlar, villamızın içine geldik. Villamız akıllı ev sistemli demiştik. Şimdi kameraman arkadaşımı şöyle alacağım. Akıllı ev sistem girişini yapıyorum. Eve giriş sistem paneli var. Eve giriş panelinden eve giriş diyoruz ve bütün kepenkler otomatik olarak açılıyor. Şu an ışıkları biz girdiğimizde otomatik açıldı. Çıktığınızdan 2 dakika sonra ya da 1 dakika sonra ışıklar kapatılacaktır. Şu an evin salon bölümüne geliyoruz. Salonun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar kullanışlı, geniş, ferah, iç açıcı bir
salon. Bu ev full eşyalıdır. Akıllı sistemlidir, kamera sistemleri. Bütün şu an Didim'in gelenide doğalgaz olmadığı için elektrikten faydalanıp derseniz farklı bir metotla elektrikli, su basınçlı, su ısıtıcılarıyla binayı ısıtabilirsiniz. Bu sistemi kullananlar da var. Ev gayet şık dekore edilmiş. Mobilyalar birbirine çok güzel dizayn edilmiş. Uyumları sağlanmış. Gayet kullanışlı, ferah 500 metrekare arsa içerisinde de bir ev bu kadar güzel olabilir. Daha önce çektiğimiz videolardan ilk defa Didim'de ankastre ocağımız buraya taşınmış. Tam ortada bir ada bulunmakta. Üstüne çimstondan çizilmez bir malzeme kullanılmış. Burada çekmeceler, dolaplar bulunmakta. Kameraman arkadaşı şöyle alayım. Mutfak dolaplarımız değerli dostlar lakedir. Burada çimston, tezgah, mermer kullanılmış. Gayet de uzun bir alana kullanılmış. Göğüste kullanılan malzeme ise seramiktir değerli dostlar. Beyaz ve siyah. Beyaz ve siyahtan oluşan seramiklerdir. Çok sayıda dolap kapağının olması da gerçekten mutfağı kullanışlı hale getiriyor. Beyaz eşyaları burada getirilmiş. Buzdolabı burada. Fırını burada değerli dostlar. Bulaşık makinesi oradaydı. Arkadaşlar şimdi alt katta bir ortak kullanım banyomuz bulunmakta. Orayı göstereceğiz. Oradan da yatak odasına geçeceğiz. Alt katta ebeveyn banyo gibi bir yatak odası ve giyinme odası var. Yani iç içe aslında ama burada farklı bir konsept yapılmış. Buraya geldiğimizde hızlı bir şekilde geliyoruz. Burayı anlatmaya şu iç girişte holde bir vestiyer bulunmakta. Gayet büyük kullanışlı bir vestiyer. Burada bir ayna bulunmakta. Gerçekten iyi düşünülerek yapılmış bir ev. Burada kapılarımız beyaz, antrasit ya da farklı bir renk değil. Gri kapılar kullanılmış. Banyonun içerisinde çekersek, banyoda kripin tavanlar kullanılmış. 60'a 120 seramikler. Harika bir banyo yapılmış. Orada da çamaşır makinesi ve kurutma makinesi konulmuştur değerli dostlar. Alt katta ilk odamızı gösterelim. Şöyle yatak odamız gayet şık bir şekilde döşenmiş. Yatak odası grubu konmuş, dolapları konmuş, tavanlarda led aydınlatmalar, yatak başlarında ahşap dekoratif bir malzeme kullanılmıştır. Arkadaşlar burada bir adet ebeveyn banyomuz bulunmakta. Şimdi kameraman arkadaşım orayı çekecek. Ve giyinme odası da zaten burada kamera var. Bunu da göreceksiniz. Evet değerli dostlar şimdi alt katı birimizin döndüğü kadar tanıttık. Şimdi üst katımıza çıkalım. Merdivenlerin şıklığını göreceksiniz ki harika bir dizayn olmuş değerli dostlar. Buraya geldiğimizde ahşap merdivenler salon içerisinde bizi karşılıyor. Ve çok güzel bir merdiven boşluğu yapılmış. Merdivenlerimiz ahşap demiştim. Korkuluklarımız antrasit renk ya alüminyumdan yapılmıştır. Cam dekoratif bir malzeme kullanılmış değerli dostlar. Çok da şık durmuştur. Bu aralar Didim'e gerçekten kalite getiren müteahhitlerimiz var. Yani her malın bir değeri vardır. Bu arkadaşlar birinci sınıf malzeme kullanıyor. Birinci sınıf işçilik kullanıyor. Buraya çekersen çok güzel bir avize. Merdiven boşluğuna yapılmıştır. Şimdi ev, pardon, burası iki katlı. İkinci katımızdan ilk odamızı tanıtıyorum. Bu odamızda ebeveyn banyosu bulunmakta. Burası muhtemelen çocuk odası ya da misafir odası olarak iki tane tekli yatak konulmuş. Orada ebeveyn banyosunu gösterirsem ben de buradan sana kapıyı açarım. Kapıyı açtığımızda çok güzel bir teras bizi karşılıyor yani burada. Bu arada zeminde kullanılan malzeme 120-121 malzeme. Geniş seramik bu sene çok moda olacak. Bu sene çok tutulacak bir malzeme. Şöyle terasımız hem havuzda hem de böyle şehrin manzarasına bakıyor. Burası aslında merkezi bir konum. Altınkum plajına yaklaşık 3 kilometre. Burada Fener plajına yaklaşık 700 metre yakınlığında. Ama insanlar genellikle Altınkum, Yeşilken ve Mavişehir plajları tercih ediyor. Buralar genellikle bakımlı oluyor değerli dostlar. Burada da oturma grupları konulmuş. Gayet de şık bir salıncak burada var. Terasta da aynı şekilde dış cephede ahşap malzeme konulmuştur değerli dostlar.
Burada da otomatik panjur sistemi bulunmakta. Evet değerli dostlar, binamızın ikinci katındaki ilk odasını gösterdik. Şimdi diğer odalara geçelim. Evet, değerli dostlar, ikinci katımızın ikinci odasındayız. Şimdi hemen bu odaya geçiyoruz. Bu odamızda gerçekten çok şık, birinci kalite sınıf malzemeyle döşenmiştir. Çok güzel dizayn edilmiştir. Burada yatak başlarında ledler ve ahşaplar kullanılmıştır. Daha önce İtalyan boya kullanılan yatak başlıklarında bu sefer gerçek ahşabı bulduk. Genellikle ahşap dekor veriliyordu. LED ışıklandırmalar harika dekor edilmiş. Burada aynı şekilde diğer malzemeler gibi muhtemelen aynı firmanın döşediği bir malzeme, gerçekten kaliteli. Şimdi arkadaşım ebeveyn banyosunu göstersin size. Orada harika bir ebeveyn banyosu bulunmakta. Burada da aynı şekilde tavanlarda kripik tavan döşenmiştir. LED aydınlatmalar kullanılmıştır. Pardon, spot aydınlatma kullanılmıştır. Düzeltiyorum değerli dostlar. Gerçekten de ev harika değil mi? Üçüncü odamıza geliyoruz. Üçüncü odamız da aynı şekilde döşenmiştir. Aynı şekilde burada da ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Sen böyle bir gez, içeriği göster. Giyinme odasını da gösterebilirsin. Çekelim hocam. Spot aydınlatmalarıdır. Her odada ebeveyn banyosu var demiştik değerli dostlar. O kadar güzel bir mimari yapılmış ki insan böyle gezdikçe, anlattıkça anlatası geliyor. Burada ütü odası var. Nasıl ütü odası? Burada ufak bir oda bırakılmış. Ütü odası yapılabilir. Giyinme odası yapılabilir. Burası hepsinden bağımsız bir odadır. Çift kanat kapı konmuş ki içeriye koyacağımız kurutma makinesi olur, şey olur. Yerleri de bırakılmış aslında. Alt katta zaten müteahhit o malzemeyi size almış. Hem çamaşır makinesini hem kurutma makinesini alt kata koymuşlar. Bu da mantıklı çünkü teras da aşağıda. Oradan havuz başından içeri girdiğinizde elbiselerinizi. Evet değerli dostlar, Aydın Dilim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 4+1 zeminden ısıtmalı, akıllı sistemli, kamera sistemli evimizin tanıtımını yaptık. Evimiz full artı, full eşyalı olup harika bir dizayna, harika bir yüz ölçümüne sahip. Genişlik olarak çok ideal bir ev. Alt katta zaten videoyu da izlediniz. Harika bir mutfak yapılmış. Buradan hani şurayı söylemeyi unuttum. Bahçeye hemen servis yapabileceğiniz bir bar tarzı cam bırakılmış, sürgülü bir cam. Bu da gerçekten çok harika olmuş. Şöyle göstermek istiyorum. Videomuzun sonuna da gelmiş olduk. Videomuzun sonuna da gelmiş olduk değerli dostlar. Siz de bu tür videolarımın devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı like atsanız, beğenirseniz memnun kalırım. Hepinize iyi günler diliyorum. Sesim kötü çıkmış olabilir. Mikrofonumuz arıza verdi. Videonun devamını mikrofonsuz konuşmak zorunda kaldım. Eğer bir sıkıntı olursa da kusura bakmayın. Bu videoyu bugün yayına gireceğim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Eksiklerimiz varsa da videolarımızda yorum ve öneri yapabilirsiniz. Bize birçok şey katabilirsiniz eminim ki. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.